Kaça oluyor bu en son bana? Maliyetlerim var tabii orada benim. Fiyatı düşüyor. Ya düşürüyor. Evet, farkındayım. O yüzden bir hızlı karar vermeye çalışıyorum. Güzel bir şey ama. 325'e bırakırım sana. Cash. Cash on the table yani. Ona hemen 200 nakit vereyim. 225 ver, bitsin bu iş. Beni de uğraştır o saatte. Yani şey, kaybedenler kulübü şeysi var. 200 nakit veririm. Her kullanımda da ücret alırım yalnız. Ben de. Bu programdan sonra. 250 ver, her kullanımdan da ücret al. Düşüneyim. Düşüneyim. Vaktim var programın bitene kadar. Düşüneyim. Evet, daha dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Daha dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Acı Badem, Standart FM Acı Badem, yeni merkez stüdyoda canlı yayındayız bugün. Öyle tahmin ediyorum ki Tiburon, 3 numaralı Tiburon nüshası. 2024 TT3, Tiburon 3. 3, Tiburon'a 3. Dur, ne hesaplıyordum? Geçenlerde... Masada 6. Mutfakta 5. 5, Tiburon'a 3. Tiburon'a 3. Ya bu gidişte mutfağı yakalayacak yani. Mutfakta ya kıstıracaksın. Yakalar. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bugün sizi görmek çok güzel. Biraz rahatsızım. Biraz bir halsizlik var üstümde. Bu halsiz haliniz ise iyi. Bir kırgınlık var. Bir kırgınlık var yani. Dünyaya mı? Yok, benim yani dünyaya kırgın olacak haddime değil yani dünyaya kırgın olmak. Ama bir nefretim var yani onu. Onu açıkça söylemek lazım yani. Bir nefretim var, evet. Ama hep vardı yani. Son 300 yıldır bende yani bu duygu geçmedi. Bazen yani. Yeni bir şey dinliyor gibi dinlemiyorum. Ama giderek büyüyor yani. Bundan yıllar önce biz dünya globalleşmesin diye gösteriler yaparken bizi André Gide'le aynı kefeye koymuşlardı, hatırlarsın. Tövbe yani. Yani biz hiçbir zamana kadar kendimizi bilmezlik yapmadık. Yok. Bizim bu isyanımızda, bu anti globalleşme yaklaşımımızda çok temel ve derin felsefi bir altyapı vardı her zaman olduğu gibi. Yani dolayısıyla da yani bir kırgınlığım yok yani bir şeye kırgın olmak için onu umursamak gerekir. Yani benzer bir şeyi evet söyleyecektim. Nefretle ilgili de söyleyecektim de söylemedim. Ama kırgınlık, nefret, evet. Bunlar böyle birbirine hani karışabilecek ama karışmaması, evet, gereken. Yani kırgınlık, yani bir şey kırgın olmak için ona bir bağlılığın olmalı. Bir değer veriyor olman lazım. O bir şeyden nefret diyor olman aslında ona değer vermemenle, değersiz görmenle ilgili. Ki çok eski bir Kızılderili'nin de dediği gibi şeyler sadece ona verdiğiniz değer kadar vardır. Yani biraz önce 375 dedim, 200'e indirmeye kalktım. Güzelim şeyi. Tamam, 250'ye tamam dedim. Bir şey arıyorum ben diye. Evet, sen kabul etmedin, dolayısıyla bu senin için yok yani. O değeri vermedin yani. Bu benim için var ama. Bu çok karmaşık bir konu. Evet. Çok karmaşık hani bir konu. Şeye anlatır gibi bir idiotu anlatır gibi anlatayım. Hani evet. Bir dummy serisi çok vardı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Dummy serisi vardı, hatırlarsın. Hani aptallar için. Hatırlıyorum Windows, tabii ki. Windows aptallar için Java. Aptallar için Java.
şu güzel bir şey getirdi aklıma söylediğiniz. Bir şeyi sırf sizin için hiçbir değeri olmayan bir şey. Bu da örneğimiz olsun. Diyelim ki bu benim için hiçbir önemi olmayan bir şey. Evet. Hiçbir kıymeti, değeri yok. Sırf sizin verdiğiniz kıymet ve sizin elinizden çıkmasının size vereceği o böyle buruk lan gitti şeyini yaşamak için bile. Evet, ama bu da bir değer yani. Evet, tabii ki. Aslında ona değil, bana verdiğin. Aynen öyle. Evet. Değerle ilgili bir şey. Yani benim için değerli olan bir şeyi değersizleştirme çabası bu. Yani çok teşekkür ederim bu arada. Güzel uyandınız. Bu haftaki şey yaptığınız için yani. Güzel uyandı. Çok teşekkür ederim. Kapitalist. Maşallah sizden de hiçbir şey kaçmıyor. Kaçmaz yani son özellikle. Ama 200 vereyim hakikaten. 225 var, tamamdır. Buzluk yok. Bir ayda ücretsiz kullanmaya geldiğimde. Ya onun için bana bunu hediye etmeniz lazım ki sizler geldiğinizde bunu burada hazır bulundurayım, unutmayayım. Ya bir şey yüklüyorsunuz, bir de üstüne para istiyorsunuz oluyor bu. Öyle oluyor. Evet. Tamam, yani, doğru anladınız yani. Kaçmaz. Evet, kaçmaz. Doğru sizden, anladım. Sizden de bir şey kaçmıyor yani. Ya kaçmaz. Kaçmaz. Biz bu yaşlara tesadüfen gelmedik. Öyle diyorlar. Tesadüfen gelmiş de olabilir. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Tesadüfen, bu bir tesadüf değil diyorlar. Güzel insandın sen. Yaşarken ne güzel insandın. Vallahi sayenizde tabii biz de... şimdi hiçbir şey... insan tek başınayken oluşmuyor. Onun adı üstünde tek başınalık. Evet. Tek başınayken oluşacak tek şey tek başınalıktır. Evet. Diyelim. Bu tekillik değil. Gene idiotu anlatır gibi. Evet. Üzerinize alınma yani. Estağfurullah. Ne zaman ki bir ikinci şekil ya da hal, durum ne dersek ona, bir başka fonksiyon da yan yana gelinir, bir ilişki oluşur ya da bir ne diyelim ona. Seks diyorsunuz yani. Temas diyecektim ben, hani kibar olsun diye. Siz daha böyle... İşte ama Tigrana yapıyoruz bu programı. Dolayısıyla yani... Pornografik bir şey olsun diye söylediniz, anladım. Ne zaman ki ortada bir seks olur, o zaman mesela çoğalma mümkün. En basitinden. Durup dururken. Bu da çok şey, karışık bir konu aslında. Seks ve çoğalma, eşeğli çoğalma. Mesela bildiğim kadarıyla insanlar eşeğli çoğalıyor. Ben duyuyorum, duyuyorum. Ama mesela insanlar kendi içlerinde eşeğsiz çoğalıyorlar bir taraftan. Yani kendi tekil olarak kendileri eşeğsiz çoğalıyorlar. Kim söyledi bunu size? Geçen bir arkadaşla şey yapıyorduk. Eşeğli. Ne hoş arkadaşlarımız var yani. Eşeğli. Yani bunu dedim, hep eşeğli yapmak zorunda mıyız? Yani ben yoruluyorum abi artık ya. Bazı şeyler yani bazı aktiviteler yoruyor hakikaten insanı. Bunu dedim, eşeğli yapmak zorunda mıyız? Yani eşeğsiz yok mu? Eşeğsiz yok mu bunun dedim yani. Onu bir eşeğsizleştiremez miyiz ya, ve eşsizleştiremez miyiz aynı zamanda dedim. Bu eşsiz bir şey olur dedim ya. Olur gerçekten. Tabii eşsiz, eşeğsiz çünkü. Evet. Eşsiz yani. Evet. Eşsiz her şey ben eşsizdir yani. Evet. Ki ben çok değer veririm eşsiz şeylere. Ben de. Unique'dir. Unique, tek olan. Biriciktir evet. Çok kıymet, değer veririm ben. Ne. Değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. 2023, hangi yıldayız biz ya? Yaklaşık olarak yani. 24'ün sonlarındayız. Ay maşallah, oldu mu o kadar? Oldu ya? Oldu maşallah, oldu. Vay. 2024... TRT3 nüshasında canlı yayındayız. Bugün bize canlı yayında konuk olarak katılmak için bir WhatsApp numaramız var. O benim önümde yok şu anda. WhatsApp 0552 104
0-506-645. Kolaymış da. WhatsApp olmasına da gerek yok. Evet, 0-552-104-6-645. Ben bunu hemen hemen ezberledim. Çok iyi. Hemen hemen ezberledim. O yüzden size şöyle şöyle yapabilirim size bakın. Mesaj atmayı biliyor musun WhatsApp'ta? Biliyorum. Üstelik daha da güzel bir şey söyleyeyim. Bunu birazdan deneyebiliriz de. Bir ay kadar önce bir arkadaşım dedi ki, bunu dedi böyle hani yazmak şey oluyorsa dedi, şuna basıyorsun dedi, bir tane mikrofon gibi bir tuş var. Buna basıyorsun, ne canın ne söylemek istiyorsa söylüyorsun dedi. O senin yerine yazıp gönderiyor dedi. O dedi değil, bendeki şey, Siri. Siri. Benimki ama. Seninki. Herkesinki. Üstelik, mesela birazdan geleceğim dediğinde, birazdan geleceğim diye yazıyor. Ya benimki tabii. Yani eğitimli, belli ki eğitimli. Artık yıllardır yani duyduğu Türkçeden demek ki öğrenmiş. Bu da işte akıl akıl dörmüşü şey. Bu da bir şey söyleyeceğim. Dikkatimi çekti. Kayda alıyormuş yayını. Aha, oradan şeye bas. Dur bir saniye, güzel söylediniz. Şuradan şu. Şey, ziyan oluyor ama. O ziyan olan kısmını atarız. Başta ziyan oldu anladığım kadarıyla. O zaman baştan başlayalım. O zaman buyurun baştan başlayalım. Değerli dinleyenler, 0-552-104-6-645. Ne olur WhatsApp hattından canlı yayına katılmak için mesaj atabilirsiniz. Telefon numarasınızı yazmanıza gerek yok, onu buluyoruz. Çıkıyor galiba, evet. Adınızı, soyadınızı, adınızı ya da size nasıl seslenmek istiyorsanız, seslenmemizi istiyorsanız onu ve aradığınız yeri yazmanız, nereden dinlediğinizi yazmanız yeterli. Yazmazsanız da sorun değil, yani çok merak edersek IT servisimiz. Onu evet, şey yapıyorlar. Evet. Şeyleri veriyor, adrese kadar çıkartıyorlar maşallah. Bizim zaman değişti. Zaman değişti. Baksana. Dijital, analog dijital. Ama çok dijital ya. İnanılır gibi değil. Ya. Hakikaten inanılır gibi değil. Yani. Bu gece saygıdeğer dinleyenler, Kahvenler Kulübü'nün çoğu mevsim yayınlarında olduğu gibi 3 büyük aksta dolanıp bu 3 aksın hemen etrafındaki kimi serbest çağrışımla, kimi bize sabah saatlerinde metin olarak geçirmiş ince konulara değineceğiz. Bu 3 önemli bütün konu diyebileceğim akslarımız hayat, kadınlar ve aşk başlıklarında olacak neyse ki. Jesus fucking Christ yani. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Benim de gelmez ama işte düşünen insanların aklına Allah'tan geliyor. Allah'tan yani düşünen insanlar var. Yani çok önemli 3 konu hakikaten. Tabii insanlık tarihini yormuş 3 konu olduğunu bile, hırpalamış 3 konu olduğunu bile söyleyebiliriz tabii. Bir tür insanlık tarihi aslında. Evet. Aslında bu konu, bu da enteresan bir konu. Yani insanlığın tarihini herhangi bir şey üzerinden anlatmak mümkün. Evet. Herhangi bir şey. Kahve üzerinden. Kahve üzerinden. Bira üzerinden. Ya da likit, alkollü içkiler üzerinden. Evet. Ekmek üzerinden de anlatabiliriz. Ekmek üzerinden. Kadınlar üzerinden. Evet. Yani erkekler üzerinden biraz eksik kalır. Şimdi düşünüyorum. Niye androjit üzerinden en azından bir kısmını anlatabiliriz. Ha, en az. Ha. Sabah kahve içiyorum. İşte çalışma masası gibi bir şey var. Şundan biraz daha ufak. Bizim kahve odasında. Şimdi bir tane ben maşallah şu kalınlıkta bir kitap koymuş. Ona gözüm takıldı.
Çirkinliğin tarihi. Nazım, acaba bana bir gönderme mi yapıyor bunu buraya? Estağfurullah. Sabah sabah yani kahvesi içerken baksın diye bana doğru sırtı dönük koymuş. Bence orada yani ben haddim olarak yorumlayayım. Yani senin kitapları kullanış biçimine yani masa altı kitap kullanış biçimine bir gönderme olabilir. Çünkü olabilir. Sen eskiden hatırlıyorum her masanın yanında çeşitli kalınlıklarda kitaplar, ansiklopediler o yıllarda evet, bulundurdun ki şey ayarlama açısından. Sırt ağrısı, bel ağrısı. Bel ağrısı. Siyatik. Siyatik. Dogi. Şey, konsol. Konsol. Ters konsol. Ters konsol ayarlarının incesidir onlar. Trim, evet. Trim kitabı deriz trim biz onlara. Altın, ayak altına koyarsın, bel üstüne bel şey yaparsın. Bunlar sıhhatli şeyler. Sıcak su torbası gibi. Şüphesiz öyle canım. Yani çok da faydasını gördüm. Ben, ya, ben oho, de gördüm. O, yani. Ya ben ilk defa senden gördüm. O ansiklopedilerin dili olsa da konu, şey. Yani ha. Ha çok ondan sonra bir de. İşin yoksa. Yani ha. Benim özellikle MN. Meydan yolusun. Kaçıncı ciltine giriyordu şimdi hatırlamıyorum. MN bölümü. Benim mesela en efsane bir kullandığım ciltlerdendir. MN 9 olması lazım. 9 olabilir. Yani 8 de olabilir. Tam 8 hatırlamıyorum 9. Gerçekten ama. Yani. En kalabalık evet. Maddeler. Evet. Bir de K maddesi çok kalabalıktı. Evet. Çok iyi hatırlarım. Tabii biz biraz ansiklopedik kuşağıyız. Yani fasikül olarak ansiklopedi toplardık. Yani haftalık evet, ansiklopedi evet, yayınlanırdı. Ve her hafta onu okurduk. Tabii. Ne acayip bir şeymiş. İşte şimdi, şimdi düşündüğümde yani hakikaten işte Kızıl Maske şey Yapı Kredi'nin bu Kazım Taşkent'in oğlunun ismi neydi? Öldü. Çok küçükken öldü. Doğan. Doğan kardeş. Doğan kardeş ha. Doğan kardeş. Mesela Doğan kardeş de benim heyecanla beklediğim şey futbol ayakkabıları çizgi romanı. Yani böyle yırtık pırtık bir çift aslında çok da enteresan bir şeydir o. Yani bu Amerikan süper kahraman şimdi bu yaşta onu fark ediyorum. Yani ya değil mi bir de? Yani Amerikan süper kahraman mitolojisine ciddi bir evet. Affedersiniz taşak geçme. Büyük bir tersten. Büyük bir tersten. Saplama diyelim. Saplama. Evet. Saplamadır. Evet. Genç bir çocuk aslında yani manga vari bir evet. Çizim olduğunu düşünüyorum ki manga değildi. O zaman zaten ülkede ne sushi bilinirdi, ne manga bilinirdi, ne de General Tao bilinirdi ya da ya da sake. Ne bileyim, ya da sake bilinirdi. Çok çabuk gelişiyor. İki tane yani yeteneksiz bir futbol oyuncusu ama futbolda çok heyecanlı bir genç bir çocuk bir şeyde çöp kutusunda çöp bir çift. Şeyin yanında bir çift ama yıpranmış, dökülmüş, yırtık pırtık bir parçalanmış parçalanmış işte. Bir ayakkabı diyor, futbol ayakkabısı. Bunları alıyor. Giyiyor. Ve çok iyi futbol oynadığını birden yani aslında ayakkabıların çok iyi oynadığını fark ediyor. Ve sonra işte ilkokulda ilk okul maçında bunları giyiyor. Tabii büyük taşak geçiyorlar. Yani eziyorlar yani. Tabii. Bayağı zorbalık hani fukaralıktan tut da çok fena ediyor. Geçmiş olsun abi sen. Alacağım. Şimdi, birazdan biraz alacağım. Biraz bir boğazın yumuşasın yani çünkü. Migros'tan aldım ilaç. Öksürüğü bu gargara mı şey mi? İçiyor musun? İçiyorsun. Boğazından yavaş geçirmen gerekiyormuş. Öyle dedi kız. Migros'taki. Hanımefendi yani. Ben diyecektim. Yani boğazından yavaş. Bir kadın sana boğazından yavaş geçir dedi sandım.
Yani estağfurullah. Sizin artık dilinize şey vurmuş, şeytan şey yapmış sizin dilinize. Şeytan girmiş. İçinize şeytan kaçmış. Evet. Hikaye devam et. Hatırladım çünkü çok evet. Güzel. Daha sonra yani bu ayakkabıyla yaptığı ilk maçtı bu olaylardan sonra inanılmaz bir futbol oynayıp takım kazanıyor. Sonra bir, her hafta bunu beklerdik. Yani bu her hafta bir maç, o maçtaki oyunu gibi böyle hakikaten canlı oynuyormuş gibi bizim gözümüzün önüne geliyordu. O yıllarda tabii televizyon da yok bizim evde yok. Çünkü benim babam komünistti. Yani komünist evde televizyonun ne işi var Amerikan şeyinin? Evet. O yıllarda bizim evde teneke çevirmesi ya zeytin bulunurdu mutfak kısmına. Ayda bir Aksaray'dan yolunmuş tavuk alınırdı. Evet. Yani oraya gidilir orada yoldurulur, kesilir. O karaciğeri, böbreği falan içine konur onun kalbi malbi. Taş atları, tavukların taşı olmaz. Kuruzun taşlık, taşı. Taşlık. Ha taşlık, pardon. Oradan taşlık. Ben de yıllardır düşünürüm ya bu. Annem taşlıkta, taşlık. Evet taşlıkmış o. Ben, yani pişirirdi annem. Yer miydi? Taşlık mı? Taşak diye yemezdim ben. Şimdi bak yeni yani, bak kaç ben bayılırım biliyorsun taşla. Nereden bileyim ben onun taşlık olduğunu. Ya. Ben yani yıllardır ya da düşünüyorum yani. Tavuk dişi de taşak olmaz. Yeah. Bu nasıl? Bir de kaç taşak var bunda böyle? Üç taşlık tane, ya. Beş tane. bir de aynı. Ben mesela tavuk yüreği de sevmem. Yani tavuk yüreği biraz zorlama oluyor. Ben yürek yerim de. Tavuk yüreğinin... Ragıp bu yarım saat önce şey konuşuyorduk yani. Artık bazı şeylerin peşinden koşmak için... Şimdi bu benim 3. 52. 3 mü oldu? Geçmiş olsun. Biz senin geçen sene cenazene gelmiştik. Doğru. Orada da çok iyi konuştular senin hakkında. Yani ben böyle çok duygulandım. İyi insandı falan dediler. Doğrudur. Hadi canım dedim. Şimdi içimden diyorum. Tabii. Orada, nasıl bildirdiniz? Nasıl bildirdiniz? Bir Kaan sus dedim kendime. İyi demişsin be. Orada şimdi ölüm, kalabalığın şeyini kırmamak. Ölünün arkasından tabii. Dedim şimdi. Ne anlatıyordum? Amerikan evet. Süper kahraman. Yani aslında her süper kahraman hikayesinde bir başlangıç şeyi vardır. Epizod. Yani. Evet. Onun nasıl bir süper kahraman olduğunu anlamak ister çünkü. Ne türden bir süper kahraman? Evet, çünkü fantastik dünyalarda, fantastik edebiyatta ki bir edebiyat sonuç itibariyle. Adı üstünde fantastik edebiyat. Evet, bir dünya kurmak zorundasın. O kendi içinde tutarlı olmak zorunda. Kendi içinde tutarlı olmak zorunda değil. Bugünün dünyasıyla ya da işte ya bilim yok, kendi içinde tutarlı. Bilim kurgu tersidir. Bilim kurgu bugünün şeyiyle de tutarlı olmak zorunda. Yani hayal ettiğin herhangi bir şey ki mesela Arthur C. Clarke'ın mesela Bulut o 2001 Odyssey destanı inanılmaz bir metindir. En sonunda ben hani okumayın bunca binlerce sayfa ya biz okuduk zamanında. Zaman, okudukta ne oldu? Okudukta ne oldu işte. Gerçi bir şey olmuş olabilir. Sanmıyorum. Ya ben sanmıyorum da olabilir. Sanmıyorum. Ben bir sözünü unutmazsan çok parantez içinde küçücük bir şey söyleyeceğim. Bu bilim kurgu ve tabii bilim kurgu eser ve fantastik edebiyat eseri. Bu bir edebi eser de olabilir, sinemada olabilir üzerinde. Ben hep şöyle derim. Bilim kurgu bir şeydir yani. Tabii bir, sana bunu söyler. Bak bu. Sen onun kafanda bir dakika evet ya da demeye başlarsın. Evet. Zaten onun şeyi odur, büyüklüğü. Fantastik edebiyattaysa kabul edersin. Yersen şeyi vardır. Bak bu.
Evet, der sana, ondan sonra da yersen anlatır. İşte yersen. Yemezsen okuma, bakma zaten. Evet. Seni, sana değil o. Zaten yani. İşi büyüsü orada. Aynen yani, öyle. Yani o sana o dünyayı önerir. Yersen devam edersin. Bunun, ve sen o dünyanın içine, o yüzden çok dinlendiricidir aslında. Müthiş yani, bir şey tabii. Dünyadan seni, alıyor seni. Var olan şeyden başka bir dünyaya. Dinlediğimiz birçok müzik gibi. Mesela Tolkien. Bir orta dünya, koskoca bir mitoloji. Kendi içinde tutarlı elfler, şunlar bunlar. Ve o dünyayı dünyayı kabullendiğin için onun içinde yaşarsın. Yani hani orklardan nefret edersin. Gnomlara kızayım mı yoksa seveyim mi? Ben bana neden bahsettiğinizi bilmiyorum ama yok, güzel anlatıyorsunuz. Yani. Bir gün anlatırım ben sana. Bir gün anlatırım. Hoş filmi falan da çekildi. Hoş kelimeler kullanıyorsunuz yani gerçekten. Filmi falan da çekildi. Öyle yani. Mi? Tabii tabii. Filmi çeken her şey bir şey mi yani? Yok hayır. Niye ama... filmden örnek veriyorsunuz? Hani iki saatte izler anlarsın diye. Ha, ya evet. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ha, anlayamazsan da Ali'ye sorun sana baba. Anlatır. Her şeyi anlatır sana. Doğru eminim bu. Demiyor. Geri döneyim yani bilim kurgu bilimsel bir tutarlılık... içermek durumundadır. O yüzden de aslında mesela C. Clarke'dan bahsediyordum. 2001 Odesi 2001 operası yani aslında. Sonunda varlıklar bir buluta dönüşür. Yani bugün Cloud bütün, dediğiniz evet, bulut. Bütün datamızın bir bulut olarak tanımladığımız bir, evet, bir şey. Adını da bulut diyoruz evet. Zaten. Ki bulut nedir? Bizi çevreleyen, bizim üstümüzde ulaşamadığımız şeydir, bir şey, bakarız bir şeydir. Evet. Bakarız ama yani işte istediğimiz zaman da bir şekilde ondan yağmur olur, kar olur, evet. Çamur olur, bir şey olur. Mesela bunun gerçeğe dönüşmesi gibi. Mesela yine Philip K. Dick'in bir şey tasarımı vardı. 1960'larda. Hangisi? Scanner Darkly'de karanlığı taramakta. Bir no name bir dedektif gelir. Oturur, saatlerce konuşur. Kalkar gider ve sen onu asla hatırlayamazsın. Çünkü bir ekran giymiştir o ve o ekranda sürekli farklı binlerce yüz, binlerce kıyafet senin algını aşacak hızda. Ben bir adam görürsün. Asla takip edemeyeceğim bir şeydir. Ama yani gittiğin anda zihin boşalır. Yani yoktur yani kaydedilememiştir. Yani. İşte bugün de bunun binlerce örneği var artık yani kullanıyoruz yani. Ekranlarda. Evet. Yani, kullanılıyor diyelim. Evet. Evet. Kullanılıyor. Bize karşı kullanılıyor. Bize karşı kullanılıyor. Ben buraya nereden geldik? Şeylerden, popuçlardan geldik. Evet, popuçlar bu anlamda büyük bir taşak. Yani dayandığı tek şey bunun çok eski ve çok ünlü bir futbolcu. Mesela Pele'nin eski ayakkabıları olması ve ayakkabıların bir Pele gibi. Evet. Oynuyor olması üzerine kurulmuş bir süper kahraman hikayesi aslında. O yıllarda bunun farkında değildik tabii böyle bir işte. Şimdi oturuyoruz. Bu yani tavuğundan yıllarca annem bize taşağını pişiriyor. Sanırım. Bir de taştı olması gibi yani. Evet, doğru. Benziyor. Evet. Benziyor. Horozların taşağı vardır ama muhakkak yani bir yerden. Vallahi hiç yemedim. Gördün mü? Çok bakmadım. Çok tüylü. Hiç o kadar açıp bakmadım be horoza. Şimdi yani ben horozun düşkünü değilimdir ama tavuk severim. Tavuk ben de severim. Biz yani küçükken horoz yani biraz sesi çıkan horozu keserdik. O da şeyden yani kümeste arıza çıkmasın diye. Yoksa sevdiğimizden değil yani. 48 saat haşlardı anneannem rahmetli toprağı. Horoz kart olur. Yumuşasın da bilmem ne diye. Ya esas tabii
babamın komünistliği ve evde bulunan şeylerden bahsedecektim ama onda bir başka şeydi. Bir boğazının yumuşasın. Evet, bir şey yapalım. Bu arada canlı yayın için değerli dinleyenler, evet, 0552-104-6-645 WhatsApp hattına bir mesaj atmanız. Bir mesaj göndermeniz yeterli ki size ulaşalım, kısa bir soluk alalım. Yaklaşık 30 yıldır radyolarda sesi çıkan, hiç sesi kısılmamış, söylemi değişmemiş, söylediğin arkasında duran ya da durmayan, duruma göre şey yapan, boş yapan. Kaç tane bunca yıldır ne şey oldum yapan, dememiş. Ne oldum demiş. Kaç oluşum var yani hayatınızda? Benim yok şahsen. Benim de pek yok. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Sert. Çok şükür. Alayım ondan bir sürü şeyi vereyim. Şey oldu. Kadehimi ısıtayım önce bir. Mikropları da şey yapar. Aroması da patlar böyle. Tabii. Bak bakalım ne tonlar, ne notaları alacaksın. Bakayım. Bir bak bakayım notası neymiş. Barış Tekşir'e bulayım. Güzel, hoşuma gitti. Fa. Hatta bir dinleyenimiz var. Emin Gökmen. Emin? Acaba orada mı? Selamlar. Merhabalar Emin. Selamlar. Bizi, geliyor mu acaba? Bizi telefondan iyi duyacaksın Emin. Oradan takip edersen daha sağlıklı. Evet. Okay. Sizi tanıyalım. Neredesiniz şu an? Şu an İtalya'dayım. İtalya derken? Bayağı ülke olan İtalya'dayım. Avrupa. Hayır yani çizme. Evet. Hayır, çizme şimdi nereden? Birisi çizmenin neresinde derse Türkiye'deyim demeyiz yani. Acıbadem'deyim. Onun gibi. Yani şu an Acıbadem'de olmayı isterdim. Neredesiniz açıkçası yani? Bologna. Bologna, ha güzel. Sevdiğimiz şeyler oralar. Bologna'yı çok seviyorum. Yani seversiniz. Burayı çok seversiniz diye tahmin ediyorum. Bologna'yı seversin. Yok, sevmem. Sevmezsin. Hayır, sevmem. Sevmezsin. Ben tarihsel... Bologna şeyinden... sos sever misin? Bologna sos severim tabii. Bologna'yı da seversin. Ama Bologna sosun Bologna ile bir alakası yok. Ya olsun. O yüzden seversin. Seversin yani. Seversin. Yani ben bildiğim Bologna sos hapishanede geliştirilmiş. Amerikan şeylerinin. Bologna'dan göçmen Amerikalıları. mafya şeylerinin geliştirdiği bir şey. Çünkü biz İtalya'da özellikle yani ilk dönemlerde İtalya birleşmeden önce açlıktan ölüyorduk yani. Bırak Bologna sosu, hiç kıymaya domates yoktu da. Amerika keşfedilmemişti. Siz çok erkene gittiniz. Ben erken gittim. çok evet. Ben vakti zamanında. Sizin maşallah. Vakti zamanında. Sezar'ın hakkı Sezar'a yani. Ben onun Napoli kralının eşiyle bir şeyim vardı. Hizmet ilişkim vardı. Kaçak et. Der, yani hizmet derken. Et nerede? Kasap mıydınız? Et nerede? Yok, bir hizmet veriyordum yani saraya. Bütün saraya. Ya elimden geldiğince biraz strateji uzmanıydım yani o yıllarda. Bir de Haç döneminde özellikle kiliseye para toplamak için geliştirdiğimiz mucize şovları olurdu. Yani o alanda çalıştım ben daha çok. Yani şeyden vakit buldukça. Sizin geniş şey mesleki
şeyiniz çok geniş anladığım kadarıyla. Geniş tabii yani ben... Bu tabii hayata bakış açınızla da ilgili onu anlayabiliyorum. Evet. Ama yani çok iş yapmayacaksın. Yani çok iş yapan iş yapamaz yani. Ben bunu öğrendim. Yani biz mesela hiç unutmuyorum bir İsa'nın sarıldığı kefen bezinde İsa'nın işte o kanlı silüetini oluşturmak için canımız çıkmıştı yani. Şimdi onu gösteriyorduk. Millet işte elinde ne varsa atıyordu. Böyle çeşitli mucizeler ve bilmem neyi harikalar tasarlayıp yani ekmeğimizin peşindeydik Bamir. Evet, yani tabii zaten neyin peşindeydik yani. Siz ne yapıyorsunuz? Emin miyim? Ben şu anda öğrenciyim burada. Ne okuyorsunuz? Psikoloji okuyorum. Psikoloji. İyi. Evet, ve Türkiye'ye dönmeme az bir zaman kaldı. Evet, çok iyi. Yani Acı Badem Dolma'yı ben de isterdim şu an açıkçası. Bekleriz muhakkak. Valla tabii. Psikolog olarak mı döneceksin Türkiye'ye? Yok, hala üniversite öğrencisiyim. O yüzden öğrenci olarak döneceğim. Ama Şeye mi gittin oraya? Erasmus. Kendi? Erasmus için. Ha, pompaya gittin yani. Aynen. Çok iyi be. Vallahi ya. Bizim zamanımızda AFM mi ne bir şey vardı. Mektuplaşıyorduk sadece yani. Onda mektupla da seks meks olmuyordu yani. Şöyle söyleyeyim izninizle. Forno vardı benim bildiğim dil bilimci. Bu işler sizin zamanınızda çok daha kolaymış. DEO biliyorum. Boya. Durmuş Yaşar ve oğulları. Ha, Durmuş Yaşar. Marshall bilir misin sen? Marshall Amfi var bildiğim. İşte bir de Marshall yardımları var. Zamanında yaptığımız buraya. Onları bilirim nasıl yani. Nasıl çökerttiğimiz üzerine güzel bir hikayedir o tabii. Ya. Bugün kolay mı ya? Bugün Anadolu'da mesela zamanında Marshall yardımıyla bizim gönderdiğimiz Harley Davidson'lar vardı. Harley Davidson amele motoru olduğu için yani kimse üstüne alınmasın. Traktör yani bir çeşit traktör. Güçlü motor. Şimdi Türkiye'yi indireceğiz yani. Arkadaşlarla konuşuyoruz. Bunlara bir yardım yapalım. Sanayilerini çökertelim dedik. Gelişmesin. Ne yapalım? İşte süt tozu gönderelim. Süt şeyi çöksün bunların. Evet. Mesela. Bak. Böyle oturuyoruz ama yani şeyde arkadaşlarla masada. İşte sen varsın ben varım. Ragıp var mı o zamanlar bilmiyorum. Yeni gelip gidiyordu. Daha şeydi. Peki dedik yani bunu nasıl göndereceğiz yani? Yol yok, iz yok, şey yok. Kimin aklına geldi? Senin aklına mı geldi bilmiyorum. Harley Davidson orada da şey yani bizim. Beleş yani şeyde. Tabii. Harley'lerden gönderelim dedik. Almayanı dövüyorlar o zaman. Şey olsun. Onunla davayı çıkarlar. Sonra sizin koç o dönemden kalan o Harley'lerin hepsini toplayıp restore edip yanılmıyorsam Arçelik'i kurdu. Yanılmıyorsam. Kurduk. Dunus. Kurduk. Onun hikayesi de ayrıdır yani. Evet. Oradan seni ortaklıktan seni nasıl ekarte ettikleri var. Onların hepsini anlatacağım bir gün. Neyse. Bu mecrada anlatacağım onların hepsini. Neyse. Geçmiş zaman şey yapmayalım. Deşmeyelim diyorsun. Evet. Çok teşekkür. Bekleriz o zaman. O zaman bekliyoruz. Emin. Tabii ki. Emin. Ben teşekkür ederim. Var mıydı ekleyeceğim bir anlatacağın şey? Anlatacağın hoş bir maceran var mı yani? En iyi seksin yani... neydi mesela? Hangi millettendi en iyi seksin? Kim hangi milletten? Orayı tam duyamadım. Yani Erasmus seks yapmak için bir şey programı ya, dönüşüm programı. Evet. Dolayısıyla Erasmus'ta gittiğine göre birileriyle yatıp kalkmış olman lazım yani. Ya ama şimdi onun listesini tutmak kolay olmuyor. Hani en iyisi hangi milletten diyoruz? Nasıl kolay yani? Olmuyor bundan daha kolay şey var mı? Tutuyorsun. Şey. Yani İspanya diyebilirim. İspanya. Oo. Tabii. Severim. Vay be, hem kolay olmuyor tavsiyemdir. Hem İspanya diyebilirim. Evet, diyebilirim. Tavsiyemdir. Hani madem sordunuz söyleyeyim. Vay be. Ulan insanlar ne hayatlar yaşıyor. Biz de
Ama burada hocam insanlık yani, ölmüş be. İnsanlık ölmüş. Muhtemelen sizin zamanınızda bu işler çok daha kolaymıştır. Çünkü hadi canım, bayağı bir defa çekiyoruz bunu. Biz gidip annesinden istiyorduk be. Yani o daha kolay, onu söyleyebilirim. Anladım. Peki. Çünkü biliyorsunuz ki karşınızdaki insan erkeklerden hoşlanıyorsunuz zamanınız, ama şu an öyle bir durum yok. Evet, o işler biraz duyuyorum bunları. Biraz karıştı. Biraz evet. Geçen gün benim de başıma geldi. Biraz karışmış o şey, o mecralar. Siz piyasadan çekileli şeyler değişmiş amirim. Boş buldular orduğunda. Boşmuş ama yani. Neyse. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Emin. Teşekkürler. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü, değerli dostum Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Standart FM, Hacı Badem Yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız bugün. Gerçekten üç önemli konu üzerine konuşuyoruz. Hayat, kadınlar ve aşk ekseninde. Özellikle kadınlar başlığı parantezinde. Fantastik edebiyat ve bilim kurguda kadının yeri konularına biraz temas etmeye çalıştık elimizden geldiğince. Tabii sıkıcı olmasın diye çok da derin burada. Yani tabii. Yani sonuçta bu bir show, bir eğlence programı. Çerez bir. Yani bir sponsorumuz bile var yani. Şey. Bak görüyor musun sen sponsorunu? Baya uzun bakmak gerekiyor. Boru değiller herhalde. Bu arada birkaç hafta durmak ve üzerinde biraz böyle ses kalmak istediğimiz bir şey var. Onu hatırlatmam lazım. Auto'yu kaybedişimiz sebebiyle aslında ya geçtiğimiz ay genel yaz ilan ettik. Bunu burada söylemekten biraz geri durduk ama bilinsin, bilinsin diye ben zikretmek istedim. Aşağı yukarı bir ay kadar bir yaz ilan ettik. Tabii en büyük yazısı biz değerli Emanuel için yapmıştık. Bir yıldı benim orucum. Bir yıl, bir yıl seks yapmama. Orucu tutmuştuk değerli dostum Mete Onduk'la ben. Çok zordu ama bu vefa borcunu ya elimizde değildi, bunu yapmak zorundaydık. Mesela ben ayrıca mesela Bruce Lee öldükten sonra 4 ay karate yapmadım. Herhalde yani. O çok kolay oldu. Hepimiz gerçekten insanız yani burada. Tabii kolay bir 4 ay geçmiştir. Kolay oldu. Çünkü karate yapmam yani genelde. Ben daha çok aikido, Greco-Roman. Greco-Roman de iyiyimdir yani. Gözümün önüne geldi. Çok iyiyimdir yani. Ayak kullanmam yani. Mesela ters günde de iyiyimdir. Öyle söylerler yani. Ters günde de çok iyisin dedi geçen gün. Mesela. Ters günde de. Çok iyisin dedi. Sakatlanmayasın. Sakatlandım. Ama bu çok iyi olmamın. Yani tabii. Engelliyim. Ters günde de iyi olup sakatlanabilirsin ama ters günde iyi yapıyorsundur. Ya tabii eskiden ben Greco-Roman'de 48 kilo mücadelelerine yıllar çıkardım. Tabii canım, ben bilirim. O zaman yani havada iki ters günde attığımız yıllardı. Şimdi. Evet. En son ben bir 68 kilo mücadelesine çıktım arkadaşla. Dedim mücadele etmeyelim ya dedim. mücadele etmeyelim dedim. Yani. Neyse o dedim yani hani şey yapalım yani. İyi yapmışsınız. Peace dedim yani, peace. Afiyet olsun. John Lennon öldü mü? John Lennon'ı kaybettik be. Fuck the Chris. Ha, geçen sene ya da bir önceki sene o şey diye bir şarkı yazmıştı. Ee,
Hayalet. Christmas is over bile. Öyle bir şey. Christmas da öldü. Aa. Şey ama ecel. Ecel. Şeyden, yaştan yani. Yaştan gitti. Senin gibi, benim gibi yani. Ya, sen de yaştan gittin değil mi? İki defa yaştan gittim ben. İyi be. Yani. E tabi temiz ölüm yani. Temiz yani. Ben bazen düşünüyorum yani insanın yani eceli yani kazayla şununla bununla falan filanla ölmesi şey yani huzursuzluk verici bir şey. Ben mesela bir kazada ölsem çok huzursuz olurum. Yalnız ecelle ölümle yaştan gitmeyi birbirine karıştırmamak lazım şimdi. Ecel ölümlere özel bir şey. Bizimki yaştan gitme dediğimiz yani 100 olunca sıfırlama çünkü sırıtmaya başlıyorsun toplum içinde. Aa, anladım sen şey refresh. Yani. Sen, ya doğru sen bir ay kadar gömüyoruz seni. Şimdi adam seninle aynı mahallede 30 sene 2 sene yaşamış. Artık yürüyemez hale gelmiş. Sen hala oradan oraya sekiyorsun. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Eşrafa karşı. Yani sizin tabii kadınlarla olan ilişkileriniz de çok zor oluyor. Estağfurullah. Yani şimdi alıyorsun. Alıyorsun falan çok kaba konuşuyorsun. Ben anlamadım. Yani talip oluyorsun şeyine, aşkına, ben. Sevgisine. Farz-ı muhal konuşuyorum. Ha. Yani diyelim ki. Diyelim ha. Ki. Ya olmaz ha. Diyelim ki. Sen hala da aynı şeydesin ve giderek yaşlanıyor, memeler sarkıyor. Memeler mi? Evet, memeler. O ne biçim şey verim sarkı falan. Ben hayatımda öyle bir şey yapmadım. Ne yapmadın? Yani Greco-Roman yapmadım ben. Greco-Roman dememeyle bir şeyimiz yok şimdi. Greco-Roman başka yani Greco-Roman'da. Sizin yağlı güreşleceğiniz oldu mu hiç? Estağfurullah. Bence yağlı güreş. Gözümü de geldi. Ben mi geldim gözüm? Şimdi ben getirmemeye çalışıyorum. Orada zeytinyağı mı kullanıyorlar? Zeytinyağı şey halis. Yazık be. Tabii yağ yazık. Yazık. Belki ara şey karıştırıyorlardır artık. Eskiden bizim zamanımızda zeytinyağı yapardık. Siz yaptınız ya. Şimdi al zeytinyağı ya. Yani ortadan hallice bir zeytinyağı kilosu 500 lira civarı olsa gerek. Yani şu 10-15 pound civarı. Ha. Pound düştü yalnız mı? Düşse ne olur? Şey. Sonuçta kralın parası. Yani bir şey yapalım, soluk alalım bir belki bir dinleyicimizi alırız yerine. Hay. Şuradan bir şey bulayım, güzel bir şey. Hem nefes alırız ha. Bu ne? Bu. Yaklaşık 30 yıldır radyolarda sesi çıkan, hiç sesi kısılmamış, söylemi değişmemiş, söylediğin arkasında duran ya da durmayan, duruma göre şey yapan, boş yapan. Kaç tane... Bunca yıldır ne şey oldum yapan, dememiş. Ne oldum demiş. Ne oldum demiş. Kaç oluşum var yani hayatınızda? Benim yok şahsen. Benim de pek yok. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Stand Up TV. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'nü dinliyorsunuz. Değerli dostum Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. 2024 çire T3 ne olduğunuysa da Hacı Badem Yeni Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Gece boyunca bize bir WhatsApp mesajı ile dahil olabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0552
104 6 645. Evet, tekrar edeyim, 0552 104 6 645. Bu hattan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen kim olduğunuz hakkında bir şey yazın ki size rahat rahat ulaşalım. Hattımızda bir dinleyenimiz var. Evet, Hasan Ahmet. Evet abi. Buyurun Hasan Ahmet. Dart. Stand. Nasılsınız abi? Öncelikle oradan başlayalım. Pardon? Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Oradan başladık. Ya. Oradan başladık. Biz zaten başladık. Ya, doğru. Şey soracağım ya, şu Afyon Karahisar'ın bedlik amirliği verildi mi daha? Yok, verilmedi. Peki onu alabiliyor muyum? Alabilmiyorum derken alabiliyor yani muyum? Nasıl? Nasıl Afyon almayı... Karahisar bedlik amirliğini alabiliyor. Parayla mı? Nasıl alacaksın? Yani? Teklifim yani, mi? Offer... Yani beleş olursa daha iyi olur benim için. Hmm, anladım. Abi şunu beleş alabiliyor muyuz ya? 225 o sana. Sana şu anda. O da sana yani. Anladım. Beleş olmuyor yani. Evet. Birite veriyorsunuz ama abim ya. Bak 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 bak. Baba, bak. Oğlum çarpılmayasın. Ne çarpılırsın? Bizim bu programda benim lafını unutma abi. Tahminim yani 100 çarpı 8 ise en az 800 ila 1000 dakika civarı mesaisi vardır. Sadece yayında olma mesaisi. Yani, dinleme mesaisini saymıyoruz. Onu o yıllarla ölçülüyor. Şimdi programın başında hani bir şeye değer vermek. Allah Allah. Bir şeyi var etmek üzerine konuştuk biraz. Mesela biraz onların üzerine düşün bence. Ama gerçi genç kuşakta böyle bir şey var. Yani düşünmemek mi? Değersizleştirmek mi? Rahat istemek yani. Mesela tamam verdik. Hadi verdik. Ne tamam, yapacaksın şimdi? Ne oldu şimdi? Verdik. Bir değerim o, oluyor yani. Oldun mu yani? Hayatta bir değerim oluyor yani. Değersizlik hissi evet. Biraz olsun az oluyor. Peki bir hayatta var. Değerin olması için bir şey yapman, bir şeyler yapman konusunda bir şeyin var mı? Yani mesela hani... Yani sadece isteyip almak üzerine mi kurdun sistemini? Sizde sistem yok öyle ya. Mi çalışıyor yani? Verirseniz, vermezseniz canınız evet. Sağ olsun. Bu da şey. Evet. Kardeşim sizden zorlayacağımı mı istiyoruz abi? Sana Ahmet o zaman vermiyoruz kardeşim. O zaman vermeyelim tamam, abi. Bir de şey soracağım. Tabii. Gençlere para kazanma hakkında ne tavsiyelerde bulunursunuz? Bulunuyoruz ya sürekli. Ha. Yani yatırım tavsiyesinde bulunuyoruz sürekli. Mesela yatırım. Mesela şuna yani alsam mesela 225'e. Ben 300'e evet. Ya satarsın ama mesela ben sana birkaç tüyo vereyim. Mesela bir maç şeye girdi, düşüş trendine girdi. Yani 0.72 Fibonacci noktasını gördüğünde almaya başla yani. Ama kademeli al. Bana demiyorsunuz herhalde bunu. Yok şöyle diyorum tamam. Gibi iyice tamam. Bir tokatlansın da hayatını görsün nasıl oluyor. Nasihat da aldınız. Evet. İstediğin evet. Her şeyi aldın. Posta da koydun. Verirseniz evet. Verin vermezseniz de vermeyin diye. Atarını da yaptın. Oh, rahatladın. Oh. Çok iyi be. Vallahi estağfurullah. Afyon Karahisar'da mısın sen şu anda? Evet abi Afyon. Afyon'da mısın? Karahisar Afyon'un biraz daha Eskişehir tarafına yakın kısmında bildiğim kadarıyla. Direkt merkez. Karahisar. Aynen. Afyon ne peki? Efendim? Afyon neresi? Afyon işte bir uğrak noktası yani geçen programda da söylediğim gibi. Dinlenme tesisi. Evet. O kısım Afyon yani. Aynen. Karahisar merkez. Ben çünkü en son nereden çıkarken direkt Karahisar'dan geçtim yani. Afyon'dan şey yapmadım. Afyon'dan geç. Afyon'a varmak için Karahisar. Bir bakacağım şeye. BMW Motorhead rotalarıma bir bakmam lazım. Anlıyorum sizi tabii. O kolay bir hayat değil. Değil. Çok zor bir hayat değil.
Sizin kendi yolunda herhalde şey. Ben kendi yolunda. Ben işte bir ara 8 var, iki taraftan şöyle uzuyor. Ona baktıkça sanki kendi taşaklarımmış gibi hissediyorum şeyde. Yere yakın mı? Yere yakın. Yani ama sarkmış değil. Yana ve şey. Diri. Diri 1800 kadar diri. Bu da enteresan bir konu. Yani mesela biraz önce dinlediğimiz Hasan Ahmet, eyvallah. Teşekkür ederiz aradığın için. Biraz önce dinlediğimiz parça mesela Fisherman. Yani kadınlarla ilgili yani böyle bir şey var, ızdırap var. Yani bunlar işte bedeniyle çalışan insanlar. Mesela balıkçılar hasta. Odunculara hasta. Ondan sonra hasta derken bayılıyor anlamında. Evet, yani veriyorlar yani. Ne veriyorlar be? Bayağı kendilerini veriyorlar. Ben yani yıllarca odunculuk yaptım böyle bir. Ya bu senin odunculuk yaptığın yer Alaska. Orası ancak dişi ayılar falan yani denk gelirse gelir. Ki yıllarca kaldık orada abi. Açıkçası çok da kötü yıllar değildi, şimdi düşündüm de bir. Yok değil. Siz dişi ayı deyince şeyleri düşündüm, dişi arkadaşları. Şeyi de kurtardık biz. Uluslararası bilim merkezi kurdular ya şeye. Orada ne kurdular dediğiniz biz kurduk orayı. Yani temelini biz attık yani inşaat işçisi olarak çalıştık orada tabii. Yani. Ama yani bak işte aynı şey. Şimdi orada biz hani paltoları, şeyleri sen söyle, soğuk koruyucu kıyafetleri çıkartıp atletle çalıştığımızda çatır çatır düşüyordu bunlar yani. Ne kadar kaba konuşuyorsunuz, çatır çatır düşüyordu derken? Ter yani, bu ter donuyor çatır çatır. Ter düşüyor. Ter düşüyor yani. Şimdi siz de her şeyi kötü tarafına alıyorsunuz yani. Neden? Sizin içinize şeytan kaçmış bence. O ayrı. Hayır, ben onu gördüm zaten. Kaçarken gördüm yani. Ama şey, hoş. Bir uyum sağladık. Anlattığınız yani şeyler hoş. Yıllar içerisinde. Tabii. İnsan her şeye alışıyor yani. Tabii canım. İnsan bu yani, tamamen. O Kaliforniya'dan gelen kız ne oldu? Şey, deniz biyoloğu. Onu denizde bıraktık ya. Denizde bıraktık. Topraktan toprağa, denizden denize yani. Toz toza. Şey yapmayalım da besleyelim mi? Şeyi. Kaliforniya'dan gelen dediğim şey yalnız. Deniz aslanından bahsetmiyorum. Deniz kızı değil mi? İşte deniz aslanının dişisi deniz kızı. Ben mi yanlış biliyorum? Hangisi? Sizin söylediğiniz hangisi? Bayağı Kaliforniya'dan gelen. Biyolog. Biyolog, deniz biyoloğu. Tamam. Öldü ya o. Denizde öldü. Allah rahmet eylesin. Yani topraktan toprağa, sudan suya. Öldü be. Büyük geçmiş olsun. Genç öldü. Çok üzüldüm şimdi. Ben bilmiyordum yani. Bilmiyordum. Genç öldü. Çocuğunuz oldu mu size? İki tane. Ellerinden öperler. Ne renk? Biri deniz rengi. Onun adını deniz koydum. Öbürü gök renginde. Onun adını da gök koydum. Gök deniz yani. Yine kendi etnik kökeninizi. Yani tabii. Orta tabii, Asya tabii. Damarınızı. Herhalde tabii. Bir gönderme, bir Göktürklük yapmışsınız ya. Yani. Kaçmaz. Kaçmaz. Her yerde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Saygıdeğer dinleyenler, tabii ki programımızın böyle magaziner yerlerinde konularımızdan sapmışız gibi durduğumuz bölümler oluyor ama aldanmayın az sonra bugünkü ana konularımıza, yani hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuştuğumuz konulara geri döneceğiz. Gerçi oradan hiç çıkmadık. Bir taraftan hiç çıkmadık, bir taraftan da hiç girmedik yani. Hiç girmemiş de olabiliriz ama hayat da böyle bir şey zaten. Ya içindeyken anlamıyorsun. Evet doğru. Dışarıdan bakınca diyorsun ki benim hayatım böyle geçmiş.
Bunun için de aslında o programın en başında konuştuğumuz yine bir bilim kurgu sahnesi gibi sanki yaşadığınız hayatı birisi çekmiş size de onu izletiyormuş. Yani bir filmi almış da izletiyormuş. Şeyini canlandırmanız gerekir. Bu hangi filmdi? Hani çocuğu bir yapay bir dünyada yaşatıyorlar çocukluğundan beri ve Truman Show mudur? Ha yani Philip K. Dick müthiş simulacra. Müthiş yani. O hikayenin temeli işte, simulacra'dır, Philip K. Dick'tir. Bunu söylemeye çalışıyordum. Yani ama yani, Truman Show olarak yaptıkları film hakikaten çok acayipti. Yani o yani çok iyi bir yorum. Yani çok yani Kadi'yi çok güzel öteye götürmeydi bence. Yani bundan bahsediyorum. Yani, katılıyorum buna yani. Çünkü büyük Hollywood projelerinde biz genellikle bir şeylerden böyle mutsuz oluruz falan. Bu öyle değil yani. Bu böyle çünkü yani dibinde işte. Dibinde çünkü bir felsefe var. Dibinde hayattaki var. Güzel bazı şeyler de olduğu gibi. Simulaklar var. Yani, evet. Yani bu konu ya Truman Show yaparak anlatacaksın ya da insanlara bodylatlar işte bilmem neler sen söyle bir sürü için ismini hatırlamadım. Yani, bir sürü Alman ki genelde Alman onlar. Alman. Ki sevmem yani. Kant'tan itibaren sevmem yani. Ya Kant'a da tek şeyim toleransım isminin Emmanuel olması. Emmanuel Kant. Kant. O da yani Emmanuel'e olan vefa borcumuzda. Ben nedense çocukluk yaşlarımda diyeyim bence ya da ne diyeyim ergenlik yaşlarımda şeyi severdim. Hermann Hesse'yi. O beni bir yerinden tutmuştu. Ben Hermann Hesse'yi hala daha severim. Hermann Hesse garip tabii. Yani bir Alman ve bu kadar içkin ve bu kadar sanki bu kadar sanki, doğu bir taraf. Sanki tarafta. Duygusal bir yer. Evet. Değil mi? Ama tabii yani mesela şiirleri de çok acayip. Hmm. Genellikle bu Bozkır Kurdu diye çevrildi sanırım değil mi? Step Kurdu. Step Kurdu. O müthiş bir hikayedir. Acayip bir şey. Bir de Frederick Nece diye bir adam var mesela. Ben, o manyak o herif. Frederick Recep. Manyak o herif yani. O deli mi? Bayağı bildiğin deli yani. Ama bak bu işin içinde yine bir kadın parmağı var ben sana söyleyeyim. Var. Bu Andrea Salome. Salome ile yatmış mıydın sen? Salome ile sen yattın. Benim onunla şeyim olmadı. O zaman benim yüzümden olmuş. Benim ben hatırlamıyorum olmuş. Yani çok iyi hatırlamıyorum o yılları. İşte bizim Sigmund vardı. Bu arada sen yattın derken ben görmedim. Seni söylediğinden biliyorum. Yalan söylemiş olabilirim ama o yıllarda abartıyordum bazı şeyleri. Yani şimdi o yıllar tabii Instagram falan da akıllı telefonlar da olmadığı için bazı şeyleri karşımızdaki bize ne söylüyorsa onu doğru kabul ederek evet. Hayatımıza devam ediyoruz. Bu da enteresan bir şey. Üç defa yattık biz topla Andreas'la. İkisini hatırlıyorum, birini hatırlamıyorum. İyi bir oran. Bence şimdi de. Hayatım bu düşündüm de bir. Bence de. %33 her yüzde, zaman. Yani. Altın oran bir kere. %33'ü hatırlamıyorsunuz. Müthiş bir oran bence. Evet. Ben hayatımın yarısını hatırlamıyorum. Hangi yarısını? İyi yarısını. İyi yarısını hatırlamıyorsun. O yüzden sende bir depresif bir hal var son dönemde. Tabii bir çökme de oldu değil mi? Oldu. Oldu. Çökme de. Işıktan da olabilir o. Olabilir. Işıktan da olabilir ama oldu yani. Oldu. Bir çökme olmuş yani. Oldu. Allah gecinden versin bu abi. Bir haftadır canım şöbiyet çekiyor. Tövbe de. Bundan da olabilir. Tövbe de. Tövbe. Dubai çikolatası ya. O da şöbiyet. Yok, şöbiyet yok, yani. Yemem. Çikolatalı şöbiyet. Yok.
Hiç yedin mi Dubai çikolatası? Yemedim, yemem. Ben de yemedim. Geçen gün bir arkadaş getirmiş eve. Sizin ne arkadaşlarınız var yani? Var, var. Yani eli boş gelinmez. Yani tabii. Demiş. Diye şey yapmış, düşünmüş yani. Dubai çikolatası. Dışını kırdık. Yani içini belki. Belki içinin yerine baktım, o da olacak gibi değil. Dedim sen ne yaptın sanıyorsun ya dedim. Sen ne yaptın sanıyorsun dedim. Bir kuru baklava. Ne bileyim bir burma kadayıf. Üf. Ne bileyim hadi hadi çok az azıttın bir şöbiyet. Ne yaptın ya? Dururken dedim bu. Dedim ya bu sence dedim nasıl bir... Bana karşı nasıl bir şey dedim. Dön bakayım dedim ya. Dön i̇yi şöyle. Demişsin. Dön i̇yi, şöyle iyi demişsin. Duvara karşı dön dedim yani. İyi demişsin. İyi demişsin. Şey yapsaydın. Yedik çikolata yedik sonra. Güzeldi yani. Sonra mı? Sonra. Yani. İyi yapmışsın be. Beline kuvvet maşallah. Hala şey. Ama hala o yağlı güreş kısmını şey yapmaya çalışıyor. Yani Lokrava sana ya. Baktıkça sen bari şu yarı dijital şeye bakayım. Sen Tibirona bak sponsor. Allah be. T3. 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 Bak sana, görüyor musun sen? Bak ne çalacağım kadar? Görüyorum tabii. Al sana. Yaklaşık 30 yıldır radyolarda sesi çıkan, hiç sesi kısılmamış, söylemi değişmemiş. Evet. Söylediğin arkasında duran ya da durmayan ya da durmayan. Duruma göre şey yapan, yani. boş yapan. Kaç tane... Bunca yıldır ne şey oldum yapan, dememiş. Ne oldum demiş. Ne oldum demiş. Kaç oluşum var yani hayatınızda? Benim yok şahsen. Benim de pek yok. Kaybedenler Kulübü, Salı, Perşembe... Standart efendim. Evet, dinleyenler kaybedenler kulübü. Burası değerli dostum Mete Onluk. Ben Kaan Çaydanlı. Standart FM. Hacı Badem yeni merkez stüdyoda. Canlı yayındayız. Bugün Tibiron, 3 numaralı Tibiron rüksasını yapıyoruz. Harikasın be. Teşekkürler bacım. YouTube'dan canlı yayındayız. Aynı zamanda FM Standart, Standart FM kanalından, radyodan bizi aynı anda dinleyebiliyorsunuz. Bu YouTube algoritmaları gereği biraz beğeni ve birkaç şey yaparsanız iyi olur. Beğeni, takip, beğeni, like'lama takip, ve like'lama, şey yapma. Düdük açma. O ne be? Bir tane çan gibi bir şey var orada, onu açıyorsun. Ne oluyor? Bilmiyorum. Geçen gün gösterdiler bana. Gene böyle düdük açma, çan şey yapma. Garip garip şeyler ağzınıza yerleşmiş sizin ya. Garip garip şeyler derken sen kara kucak mücadelelerinde bulundun yıllarca değil mi? Anadolu'nun çeşitli yerlerinde. Herhalde. İşimiz bu. Yani aslında kara kucak daha şey bir gelenek yani. Hem yağsız. Yani kara kucak daha böyle... Daha et ete, daha kas kasa. Şimdi şey mi, 18 plus mı şeyimiz, yayınımız yoksa... Fark etmez. Çoluk çocuk dinliyorsa şimdi başka zaman anlatayım karakuşağı. Şimdi burada... Yani, şimdi karak yani sonuç itibariyle bir kucağa oturtma durumu var ya karakucak yani. Hayır, bir kuşakla bağlama durumu var, o da şeye kaçar şimdi. Hmm. Anladım. Pornografik bir şey. Yani. Ters porno yani. Yani şey bir uç. Bir karanlık yok. Porno. Karanlık porno. Zaten adı üstünde. Porno noir. Porno noir. Neyse. Şey ama bir gün karşılıklı şey yaparım, anlatırım size. Bir yerde bir şey içerken. Yani. Yani. Unutturma yani bana da. Sorayım sana. Evet. Çünkü unutturursan aklıma gelmez. Doğru yani. Evet. Evet, bugün aslında bir hani yine
garip günlerden biri. Şey, Trump kazandı falan diyorlar. Ya hiç sikimdi bir diyor. Evet, yani. Söyleyebiliyor muyuz böyle şeyler? Ahmet şey yapmasın orada. Arıza yapmasın. Sikim sokum konuşuyorsunuz diye. Abuk subuk konuşuyorsunuz evet, hani ya. İçip içip abuk subuk konuşuyorsunuz diye bir laf vardır. Vardır, tabii. Vardır. Ama bir şey içtiğimizde yok yani. Bir şey değil, iki şey içiyoruz zaten. Evet. Ben bir şey içmem. Ben de. Sevmem aykırı yani. Sevmem de. Tamam, yokluk gördük biz de. Ama mesela ayranda da ben fermente ayran tercih ederim yani. Valla vereyim diyeceğim de bunlarla olmaz. Yok bunlarla. Ama senin hep hakkın orada şeyde dolapta, saklıyorum sana bir tane. Bir de benim böyle bir kadayıf anım vardır. Bir arkadaşın evine gittik, annesi ağırladı bizi. Lise. Tel mi şey mi? Tel ama gevşek tel. Ya yani ev şeyi yani. Şerbette yüzüyor. Böyle tepsiyi sallıyorsun. Tamam. Dalgalanıyor yani. Adeta bir kuantum dalga deneyi yapar gibi yani. Sonsuz bir dalgalanma var kadayıfın üzerinde. Tabağa koydular böyle bir şeyle, kepçeyle artık yani. Nefret ederim ya. Aşırı gevşek kadayıf olmaz kardeşim. Olmaz. Ya bunu da yapmayın evde ya. Ben anneanneme de söyledim. Yapma bunu dedim ya. Evet. Yani yapmak zorunda mısın yapma bir kere? Yapma dedim ya. Yani en kötü üzerine bir tepsi koy. Evet. O zamanlar sağlığı da yerindeydi, ölmemişti daha. Çok şükür ha, çok şükür. Çık dedim üstüne, bir iki dakika, beş dakika de Metin'e buduna dolgun bir anneannesin dedim sen. Yani. Bir sıkışsın şu dedim ya, biz bunu, mecbur değiliz buna dedim. Tabii. Yani. Yedim ama sonra tabii. Yani. Çok da güzel. Ya yenmez. Çok da güzel yaparsın. Ama bak. Şimdi aroma. Bak. Bavul fırına atacaksın onu. Ya işte. Bir vereceksin şeyi, bir üstten alttan hem çekecek. Senin dükkanda var mı bavul fırın hiç? Yaratırız. Vintage oldu onlar. Yaratırız. Arada elimden geçiyor. Al onlardan 2-3'ten börek mörek yaparız ya. Güzel söylüyor. Menemen de olur onda. Fırında menemen. Ya, menemen, de, menemen de son şey. Davul fırın ya. Davul fırın. Anthony Bourdain. Yani yazı mesela, çok üzüldüğüm şeylerden biri. Çok konuştuk biz Anthony ile. Meksika taraflarında özellikle. Bak bak dedim, Anthony dedim. Geç bunları dedim ya. İyi demişsin. Geç bunları. Sen gel dedim, bir bavul, bir davul fırında ben sana bir, ben sana bir bal kabaklı börek eyvah yapayım da dedim. Bak, bak bir daha konuşuyor musun dedim. Sonra zaten intihar etti ama o şeyden değil, o bir kadınla ilgiliydi galiba problemi. Bu erkeklerin de böyle sorunları var abi. Ben mesela bunu anlayamıyorum. Peyet olmayınca hep risktesin yani. Yani mesela bir peyeteydi abi, lafını kesin. Bir peyet, sen ben. Bir kadın yüzünden ölme ihtimalimiz yok mu? Yok. Yok. Yani bir daha düşünüyorum bir saniye. Belki iki kadın olabilir, üç kadın bir olabilir. Kadın yüzünden ölme ihtimalimiz yok. Yani. İki ila üç kadın yüzünden ölme ihtimalim var. Benim %40. Var, o herkeste var. %40 ki şeyimdir o konularda. Dikkatliyim de iyi sekerim. Evet. Hayatımda hiç pişti olmadım. Bir kere başıma gelmişti benim. Ki sende vardı o gün. Hangisi? Şeyde. Şuradaki. Şurada çatı. Maalesef ben vardım de vardım orada. Anlatmayayım şimdi. Şimdi anlatmayayım. Şeyi onun. Çok gülmüştük ama be. Çok bence çok eğlenceliydi. Bugün olsun gene yaşarım. Evet. Aynı fikirdeyim. Güzel hatıra olsun diye bir parça çalacağız. O İrfan Alış için bu. Birkaç cümle söylemek isterim. Tabii. Kaybettik. Peyk'in solisti. Güzel adamdı. Hani Kadıköy'den bir şey daha.
eksildi. Biz bunu radyodan çalacağız. Telif nedeniyle bu YouTube'da çıkmayacak. YouTube'da çıkmayacak. O yüzden ya radyodan dinleyin ya da bir yerden açın. Bir yerden siz de açın. Aç. Oradan dinleyin. Abi İrfan. Toprağı bol olsun. Daha dinleyenler, kaybedenler kulübü, biz pek dinledik burada. Umarım siz de dinlemişsinizdir ya da bu programdan sonra dinlersiniz. Anarsınız. Öyle söyleyeyim. Evet, yani söylemiştim herhalde. Kaybedenler kulübü burası. Öyle mi? Yani. Baştan söyleseniz, evet, ona göre bir şeyle gelirdik. Hazırlıkla. Bir hazırlık yapıp bir neyse olan oldu. Ya, oldu o kadar. Yani, belki böylesi daha iyi yani. Belki de böylesi daha iyi. Şey yani. Çünkü yani burası Kaybedenler Kulübü desem bir hani bir gerilirsin, bir şey olur. Yani. Belki de. Kim bilir? Kim kimse bilemez. Böyle bir şarkı vardı, kimse bilemez. Müslüm Gürses miydi? Müslüm Gürses'in en acayip şarkısı bence Meselem'dir. Ben yıllarca ne demek istediğini anlamaya çalıştım. Şimdi şöyle, özür dilerim bunu söylediğim için. Müslüm Gürses'in asıl şarkısı yok, o söylüyor. Evet. Ama çok iyi yazılmış şarkılar var. Evet. Sırf Müslüm Gürses çok iyi söylesin diye yazılmış. Onlardan biri olarak kabul ediyorum. Ben bu arada ben bunlara da katılmıyorum. Arada, çok iyi söylediği bir parça da değil yani aslında. O, hayır, onun için yazıldığı için o çok iyi söylüyor. Yani hani evet. Böyle bir şey yani. Absolutely. Ben Müslüm Gürses uzmanlık alanıma girmiyor, onu baştan söyleyeyim ama o bir tane şey çok iyi söylüyor. İstanbul'la ilgili, İstanbul temalı bir şey parçası var, şimdi hatırlayamadım. O bazı şeyleri çok iyi söylüyor. Yani aslında 90'lı yılları hatırla, çok geç. Kaliteli adamların eline çok geç gelmiş bir sanatçı oldu. İşte ilk bizim elimize düştü. İşte biz kaliteli değildik o yıllarda. Biz kaliteli değildik. Biz çaldığımızda gençler kıraathanesi arıyordu şeyden. Evet. Kasımpaşa'dan. Bir şey çalıyorduk peki, neydi onu hatırla. Neden saçlarım beyazlamış? Onu çalıyorduk. Evet. Ama çok yani mesela Tuna'nın yazdığı bu Murat Anmungan, bu gay tayfanın eline düştükten sonra Murat Anmungan'ın önderliğinde Tuna'dan bir parça istemişlerdi. O onun yazdığı parça şey... hakikaten acayip yani. Neydi, hatırlat? Hatırlamıyorum ki şimdi işte. Ya şimdi beni uğraştırma, şuralarda bir yerde diski var, getireceğim, çalacağım. Tabii. Neydi Tuna'nın yazdığı ya? İşte hatırlamıyorum. Dedim ya. Affetli mi affetli? Olabilir. Bir şey, yani müthiş bir şey. Evet. Şey bulurum şimdi, bir sonraki programda olur. Çalalım. Hem Tuna'ya da bir selam göndermiş olalım. Tuna ne yapıyor acaba ya? Kitap yazdı tekrar. Yine mi? Evet. Yapıyor öyle şeyler. Allah Allah. Sıkılınca yazıyor ya. Yani. Ne yapsın? Çok sıkılıyor olmalı. O da bir insan be. Çok sıkılıyor. O da bir insan yani. İyi bir insan. Tuna yani dünya tatlısı bir adamdır yani. En son bir müzikte hikaye gibi bir program yaptı. Yani kendi parçalarının hikayesini anlattığı bu Müslüm'e yazdığı parçayı da bir şeyde yemekli vagonda Eskişehir'e giderken duydum onu, evet duydum. Yazmış, o hikayeyi anlatıyor. Benim de öyle bir hikayem var aslında. Yani bir önümüzdeki düşsalardan birinde belki hani ararız, o da bize, çok iyi olur. Bize katılır bunu. Belki gelir buraya. Ya da olur. Niye gelmiş? Niye gelmişsin? Biz insan değil miyiz?
Yani gerçi işte, ben şırmadırken çok hani böyle içim hiç rahat. Size bir bakınca şey yaptım. Şüphe kendim size bakınca kendimden şüpheliyim. Yani o açıdan ya bende de aynı hislerimiz karşılıklı yani. Ne tuhaf ya. Hatta Sezgi var bu arada biz aldık gittik Sezgi. Merhaba. Ne yapıyorsun, iyi misin? Ya biraz kötü uyandım bugün. Dolunay mı var? Bilmiyorum. Ha, İstanbul Kadıköy'de yok da belki sizin orada vardır. Yani Dolunay'ın ne yapacağı belli olmuyor. Yok yok. Burada da göremedim bugün. Bugün yürüyüşe de çıktım. 3 gün sonra. Öyle bir ay, Dolunay falan görmedim. Yani 3 gündür şey misin? Yani depresifsin herhalde. 3 gündür böyle soğuk almışım. Biraz sıvı beslendim. İyi yaptın. Biraz yani kitaplara şey, sardım. Şey iyi yani mesela Mete Amir yıllardır sıvı beslenir. Tabii. Evet. Hiç, sıkıntı yaşamıyorum. Sıkıntı yaşadığını görmedim yani. Ben mesela sıvı beslenmem ben. Yani ağırlıkla sıvı beslenmem. Ben veganım. Ağırlıkla kırmızı et yemek zorunda kalıyorum vegan olduğum için. Sizinki zaten kırmızı vegan deniyor size artık yeni şeyde. Yeni canlı diyorsun. Yani mesela tavuk eti, balık eti falan pek yemem. Yani balık ancak hani deniz çuprası olacak, levrek. Çuprayı da sevmem de yani. Levrek. Levrek de hani çok. Hani bir, belki bir kofana olacak bir. Minekop. Barbun. Hani yanında da bir şey olacak yani. Çünkü balık tek başına yenmez. Tabii. Yazık balığa be. Bir de tek kişi yenmez balık. Ona da yazık tabii. Yani evet. Balığı ya arkadaşlarla sohbet ortamında yersin ya da akşam seks yapmayı düşündüğün bir kadını ikna etmek için balık yersin. Çok önce erken saatlerde. Yani, işte seksten 3 saat kadar önce. Hem hafif olur hem vitamin açısından performans katkısı olur. Hem roka moka bilmem ne bunlar sağlıklı. Orada tabii şurada gibi şey gibi yani. Yani minekopla seks arasında eğer kısa bir süre kaldıysa arada en azından tarama değilse de bir helva yemek lazım. Helva şart. O direkt kamışa gidiyor çünkü. Evet. Kamışa şart. Gidiyor derken tribünü gösterdim ama şey değil o. Elim kaçtı. İstersen yani olta anlamında söyledin herhalde. Balığa attım. Helvayı. Şimdi ben buna katılmıyorum. Yani bir de günümüzde sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum Sezgi ama helvayı şekilden şekle sokuyorlar. Yani çok kötü buluyorum. Yani o fırına koy, içine limon koy, süt koy. Yok olmaz. Veya kabuk bağlasın. Olmaz. Çok kötü. Berbat bir şey yani. Çok kötü. Evet. Yani, ya ben dedemden bir tane şey öğrendim. Helvaya en fazla limon sıkılır. En fazla. O da şimdi bu insanlar 1910'lu yıllarda ilkokul okumuş insanlar. Ben bunları dedemden 1980'li yılların başlarında öğrendim. Süt tozu onlara mı denk geldi? Dolayısıyla o onu limonu ona sıkarken ona aslında bir asit verdiğini bilmiyordu. Tabii. Evet, bir dengedir tabii. Yani dengeyi aynı zamanda tahini helvalaştırmak için zaten asit tabii kullanmak icap eder. Yani Antalya piyazının dibinde yatan şeyse aslında limondan çok sitrik asit ve sirkeyle bir helva halini getirmektir. Bu tahinin kimyasıyla ilgili bir şey. Yani bu tahin kadın gibidir yani. Susam kutsal meyveye giriyor. Susam kutsal meyve. Bunu bugün ilan etmiş olalım da yarın öbür gün başka yerde başka şekilde kullanılmaz. Evet. Meyve de demeyelim. Kutsal tohum yani. Her neyse. Evet. Aslında meyvedir yani. Evet. Benim için meyve. Süpürge darısı da öyledir mesela. Ben özellikle kardeşim bir kayıt yapacaksınız. Elinize yüzünüze bulaştırırız. Neyse toparlarım. Neyse şu andan itibaren kayıt dışı kalacağız. Yani rahat konuşabiliriz yani. Rahat şey yapın.
Süpürge darısı pekmezi yapardık biz şeyde. O süpürge odu tohumundan mı? Evet, Oklahoma diyeceğim değil. O cazcıların olduğu yer neresiydi? New Orleans. New Orleans'ta plantasyon işindeydim arkadaşlarla. Biliyorum. Yani işçileri ben getiriyordum. Oradan biliyorum yani. Evet. İşte arkadaşlarla derken zaten kastettiğim sensin. Pek bir şey yoktu orada. Yani süpürge, baktım süpürge çalısının böyle küçük küçük tohumları var. Dedim bunları alın izin. O işçi de ucuz o zaman. Sen getiriyorsun. Allah Allah. Afrika tarafları. Allah Allah. Ezin şunları. Sonra da bir kaynatın dedim. Amir bir acı pekmez çıktı onda. Çıkardı. Bundan viski de olur. Şimdi oralara geleceğim. Ama uzun bir hikaye yani. Ya bizim süpürge darısı pekmezinden Bourbon'a uzanan yolculuğumuz bir ayrı bir kitap olur yani. Olur, olmuştur. Kitap olur yani. Olmuştur. Ne anlatıyorduk biz? Balık. Ha. Helva. Yok şey vegan. Vegan. Kırmızı vegan. Dolayısıyla şey tercih etmem. Balık eğer bir şeyim yoksa tavuk zaten tercih etmem. Tavuk çünkü. Ya tavuğun benim bildiğim başka bir zaman konuşalım. Evet. Bu uzayabilecek bir konu. Mesela akya da tercih etmem. Yani tavuk yerine akya yerim. Tavuktan yedir. Yerim ama tercih etmem. Bir de yani bir travmam var. Yani yıllarca annemin bize tavuk taştı diye yedirdiği şeyin tavuk taşı olduğunu sanmış. Senin travman çok büyük. Büyük travmam var yani. Senin de ooo yani. Hakikaten zor atlatılmış, zor bir şey. Var mı Sezgi senin böyle travmaların, çocukluk travmaları? Var galiba. Bir tanesini soruyor be Sezgi. Şöyle söyleyeyim. Böbrek denedim bir kere. Ama bana böyle ciğer diye getirdiler. Ciğeri de hiç sevmem. Ama yani ben anlayabiliyorum. Mesela böbrek yemesi zordur. Zor. Ciğer çok. Ciğer daha zor. Kolaydır. Tabii ciğer löf. Böbrek zordur. Ama ciğerde de ben şeye alışığım. Şiş değil de Edirne ciğeri. Arnavut da değil. Edirne ciğeri. Böyle küp, yaprak küp, kızartma, cips gibi. Kare kare. Yaprak. Yaprak, cips gibi. Güveçte. Değil mi? Kızgın yağda. Evet. Güveçte de değil. Bol kızgın yağda cips gibi böyle çıkar. Cips gibi bir şey. O zaten ciğer sayılmaz ki. O... Tabii cips o. İşte. O başka bir forma dönüşüyor. Ben de hep ona cips dedim yani. Sonra böyle işte böbreği de öyle getirdiler. İşte tava ciğeri gibi. Bak yok, aynı tat falan. Yok. Alakası yoktu. Çok büyük bir travma oldu büyük yani. Kırmızı vegan değilsen büyük travma. Ben vicdani veganım. O hangi renk bilmiyorum. O yani vicdanen hayvan seviyorsun. Vicdanen hayvan yiyorsun yani. Sevdiğin vicdanen için. Vicdanen çok seviyorum. Hı-hı. Dolayısıyla yiyorum yani. Hı-hı. Ama veganım. Hı-hı. Hep bunu savunuyorum ben de. Ama burada önemli olan felsefedir zaten. Tabii. Yani sağlam bir temele oturuyor mu? Oturmuyor mu yani? Mühim çok oturuyor. Çok oturuyor. Kara kucak diyor maşallah. Tabii. Çok oturuyor. Evet, çok oturuyor. Ama depresif buldum senin sesini Sezgi. Ya sen Selimiye'de değil misin? Selimiye'deyim evet. Bu mevsimsel bir şey belki Selimiye. Mevsimsel değil, bugün kötü bir gün. Allah Allah, niye bunu söyleyip duruyorsun Sezgi ya? Öyle, bugün kötü bir güne uyandım. Böyle geçti gitti. Yani geçmiş en azından. Ya. Andık. Sizin evde şey var mı kaldığınız yerde? Yani mesela misafir geldiğimizde yatacak, kalkacak yer. Var. Müsait mi yani misafir olan? Müsait. Ama ben artık Selim yerden ayrılacağım. Ona karar verdim bugün. Selim'den mi ayrılacaksın? Selimiye'den. Zaten... Bugün son kayığı da 2 gün önce uğurladık. Hmm.
İyice ıssızlaştı yani. Ya artık bende çanta hazırlama vakti. Bir de senin Türklerle yapmıyor bildiğim kadarıyla abi. Nasıl? Yani Türklerle seks yapıyorsun bildiğim kadarıyla. İtalyan. Seks? Sonra. Evet. Yo, ben EPYT'yim. Biliyorum canım, PYT'si. Ben iki hafta önce biliyorsunuz kayıktan döndüm, ucundan döndüm böyle. Kendimi eve zor attım dedim benim. Ben bir PYT'yim diye. Evet, bir anda evet. Değil mi? Bana evet, da oldu. Bir anda öyle abi, oldu. Sonra ne demek o dedi. Dedim ki yani böyle açıkladım biraz. Hmm. Sonra dedim ki bir de hijyenik değil. Evet. Yani en önemli şey İğrenç benim bir şey. Için. Evet. Şimdi en önemli şey o. Employment yapıyorum. Siz ne diyorsunuz ona? Karşıdakinin duygusuna. Employ yapıyorum. Employee. Employment yapıyorum. Karşıdaki duygusunu empati. İşe alma anlamında mı? Empati. Empati yapıyorum. Adamın şey elinde kalmış yani şimdi sen. Neyi? Kamışı. Yani kaldı evet. Ama evet. Sonra bak bir de ne oluyor biliyor musunuz? EPYT'lilerin şöyle bir sorunu oldu. Ben bunu son bir hafta, iki haftadır yaşıyorum. Sanal seks. Ne diyorsunuz buna? Oraya bayılıyorum. Bayılıyorum. Sanal seks mi? Benim seks hayatım sanal seksle başladı. Yani beklenmedik bir şekilde. Yani beklenmedik bir şey mi yani sanal seks? Hayır, o benim sekse başladığım yıllarda sanal diye bir kavram yoktu. Sanal diye bir kelime yoktu ki. Kelime yoktu. Yani cyber kavramı bile daha... Ya Amerika'dan Türkiye'ye gelmemişti. Gelmemişti. İşte biraz önce de anlattığım gibi mektuplaşma şeyi vardı bizde. Evet, mektuplaşma. İşte bir karşıda hiç... Yani bir fotoğraf falan gönderiliyordu. Fazla fotoğrafını görüyordu. Yani evet. Bir şeyler... Kan hala aynı biliyor musunuz? Hala fotoğraf üzerinden yürüyor, gidiyor. Evet. Evet ama bizim zamanımızda vesikalık fotoğraf geliyordu. Yani evet. Işte. Okul fotoğrafı gibi. Şimdi daha niye? Şu anda daha organ fotoğrafı mı? Şey revaçta. Nude organ. Yani Dubai çikolatası gibi bir şey yani. Nude organ ne be? Yeni şeyler keşfetmeyin benim şeyime. Abi bunları bilmek zorunda değilsin yani. Anlamak zorunda da değilsin. Sen o değilsin. Ben de öyle işin içinden çıktım. Gerçekten bunları anlamak zorunda değilim. Fantastik dünyanda devam et bence. Bırak sezgiyle bana bırak bu işte diyor. Tövbe. Ay bugün ilk defa güldüm. Bu iyi. O zaman teşekkür ederim. Burada bırakalım. Evet. Salı günü görüşürüz Sezgi. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak. Teşekkür ediyoruz. Çok. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2024 3'te Tiburon 3 nüshasını dinlediniz. Görüyor musun abi sen? Hissediyorum. Bu iyi. Bildiğiniz gibi Kaybedenler Kulübü her ne kadar boş yapıyor, boş yapan program olarak bilinse de boş yapmanın ne kadar zor bir şey olduğunu da canlı bir kanıt. Yani boş yapmak için... Canlı boş yapmak kolay bir şey sanıyorsunuz. Ne kadar dolu olmak gerektiğinin aslında canlı bir kanıtı bu manada... Tabii ki bu iki saat boyunca konuştuğum yer yer çok derinleştiğimiz konuların bir özetini yapmamız gerekiyor. Bunu da her zaman olduğu gibi yine Amir özetliyor. İzninizle çok kısa keseceğim çünkü bugün hakikaten... Sabırlan. Yani levrekleri, çıpraları şey yaparak... Kenara koyarak. Bırakarak bugün bilim kurgu öncelikle bilim kurgu ve fantastik edebiyat düzleminde kadının ele alışını konuştuk.
hemen sonrasında toplum bilimci bir eksende anti kahraman. Kahraman anti kahraman. Olgularını ele aldık. Bugün Kemalettin Tuğcu, Edgar Allan Poe, Immanuel Kant, İrfan Alış, Quincy Jones ve Ahu Tuğba'yı konuştuk. Bugün Kaybedenler Kulübü'nün değer yargılarını konuştuk. İnsanlığın en büyük handikapı olan istek ve istemek üzerinden değersizleştirmeyi konuştuk. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü bunun sesi her zaman olduğu gibi yine Montana çetesine adandı. Hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adandı. Ben dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı. Kendi adıma hepinize iyi geceler dilemek isterim. Değerli dinleyenler, tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur.